PostgreSQL'deki bir diğer akış kontrol mekanizması case. Bunu birçok programlama dilinde switch case diye de duyarsınız. If'in alternatifi de denebilir. Göreceli. Bazen case güzel oluyor. Belli bir sorunu çözmek için bazen if. Genelde if kullanılıyor. Fakat case de gayet kullanışlı ve etkili. Peki nasıl yaparız? Yine scope'um hazır burada. Hemen kodlamaya geçeyim. Çok fazla konuyu uzatmadan. Rate numeric. Bu yapacağım örneğin gelişmiş versiyonu da hani hangi amaçla kullandığımı da göstereceğim size. Bir dummy veri üzerinden. Price segment. Şuraya başlangıç değerleri vesaire. Şimdi bizim şurada DVD Rental diye bir database'imiz var. Bu bir nevi DVD shop. Yani fiziksel olarak DVD'ler satan, eskiden Amerika'da çok vardı bunlardan. DVD'ler satan bir dükkan ve bunların şubeleri var. Ve hepsinin fiyatları var, DVD'lerin bilgileri var, işte filmlerin aktör bilgileri var vesaire vesaire. O database üzerinde bir sorgu yapabiliyorsunuz. Şimdi bunların bir de fiyatları var. Rate ve price segment. Diyelim ki siz 2,99'a bir şey satıyorsanız onun bir price segmenti var. Yani bir segmenti var. Diyelim ki mass, mainstream, high-end, unspecified gibi farklı farklı. Bu fiyatına göre bunları belirleyebiliyorsunuz. Şimdi fiyatı diyelim 2,99 ise bize diyecek ki mainstream. 0,99 ise yani 1 dolara yakın ise mass diyecek vesaire. Bunu nasıl yaparım? Gayet kolay. Case diyeceğiz. Rate. Şunu şuradan alıyorum. Hemen uzatmadan şunu kapatmamız lazım burada. End case. Hatta şurada ne yazacağımızı da göstereyim hemen. Çok basit. Şurada bir yüzde koyacağız ve price segment diyeceğim. Yukarıda şu case içerisinde bunun değerini değiştireceğim. 0,99 olursa ne olsun? Then şu. Ne? Price segmentin değerini mass yap. Şu. Değil ise kopyala yapıştır. 2,99 ise diyelim. O zaman da price segmenti mainstream. Stream olsun. Değil. 2,99 değil de 4,99 ise high end olsun. O da değilse o zaman case'imizin else'i çalışır. Ne olsun? Unspecified. Unspecified. Tamam, bu kadar. Şurayı tabii ki yanlış yere yazdım. Yani yanlış ki bu kadar olabilir. Çünkü şunu şuraya koyacağım. Buraya boşluk, buraya kod yapıştıracağız. Ve bunu çalıştıracağız. Bakın mainstream. Neden? Çünkü 2.99'un database'deki karşılığı mainstream idi. Ben şurada örneğin 4 yazarsam high end olacak. Onun da sonucuna bakalım. Gördüğünüz gibi high end. Peki bunu profesyonel şekilde nasıl kullanırız? Onu da göstereyim, anlatayım. Şimdi bu ileri seviye bir kurs. O yüzden burada her an ileri seviye bir bilgi çıkabilir. Buna hazır olmak lazım. Mesela DVD Rental'a gelelim. Ben bunun diyelim ki prosedürünü, function'ını yazacağım. PostgreSQL'de her şeyin function'ı yazılabilir hemen hemen. Ne yapayım? Şuradan geleyim. Ben bir query tool açayım yeni. Çünkü bu Postgres database'ine bağlanıyor. Geleyim ben buraya. Bundan sonrası function ile yapacağım örnek. Şu case'i function içinde kullanacağım sadece. Olay bu. Ben kopyaladım bunu. DVD rental içerisindeyim. Benim az önce yaptığım örneği şurada görebilirsiniz. Hani bu filmlerle alakalı veri. Select yıldız from film. Çalış diyelim. Çalıştı. Evet, zorla da olsa çalıştı. Bize bilgileri getirdi filmlerin. Bakın şurada.
Gördüğünüz gibi release, year, description, title, film ID vesaire gibi birçok bilgi geliyor. Rental rate, length, rating, başka, evet, tonla bilgi var. Görüldüğü üzere. Bakın şurada rate dediğimiz olay bu rental rate. 4,99. Az önce yaptık bunu. 0,99, 2,99. Bunların her birinin bir tipi var. Segmentasyon yapmak istediğimizde bunu kullanıyoruz. Peki, gelelim konumuza. Create or replace. Function diyorum. Yeni bir function oluşturuyorum. Get price parametre underscore film ID tipi integer. Şu bir şey dönecek. Ne dönsün? Returns varchar tipinde 50 karakterlik, maksimum 50 karakterlik bir şey dönsün. Şöyle olsun. Şuraya bir declare yazalım. Begin and tabii ki burada function yazarken dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de bunun dilini yazmanız lazım. Language PL PGSQL diyorum. Şurası birden fazla olabilir. Mesela C de yazabilirsiniz. Hatta Python bile. Ama tabii ki Python extension'ını kurmuş olmanız lazım. PostgreSQL'de. Biz burada ne yapıyoruz? PL PGSQL. Şey de var. Perl de var mesela. Tabii onun da extension'ı vesaire Default'ta PLPGSQL ya da SQL vesaire kullanıyoruz. Standardımız PLPGSQL. PostgreSQL'in veri tabanı programlama dili. Gelelim konumuza. Dediğim gibi ileri seviye olduğu için buralarda aralarda farklı farklı bilgiler de vereceğim. Bu bir nevi canlı yayın eğitimi gibi düşünülebilir. Sohbette ettiğimiz bir yayın. Şurada nümerik değeri ben şurada yapıştırayım. Bunun değerini yazalım. Kopyalamak yerine yazmak daha kolay olacak. Var kar. Burası tamam. Şurada, şimdi şurası benim diğer kodumdu. Geliyorum. Select into rate rental rate from film where film ID eşittir. Dışarıdan gelen P film ID. Bunu yaptık. Sorun yok. Şuradan kopyala bunu. Hemen yaptığımız örneği aynı şekilde buraya getir. Bakıyorum herhangi bir hata var mı? Yapı zaten aynıydı. İşlem aynı. Burası da aynı. Bu kadar. Bakın bunu bir function yaptık. Çalıştı. Başarılı. Şimdi bunu çalıştıralım. Select get price segment. Benim bir kobaya ihtiyacım var. Kobayım da önce veriyi bulmam lazım. Kobay. Rental rate. Rental rate bilgilerini alalım bakalım. Yanlış yazmışım. Burada direkt kodumun hatasını gördüm. Şu. Düzeltmiş olduk orada. Çalıştır. 4,99 vesaire. Benim ID'ye ihtiyacım var. Geliyorum. 133 olsun. Hemen ilk gördüğümü yazayım ben buraya. 133. Bunun değeri şurada bakıyorum rental rate 4,99. 4,99 çalıştır. Run gene yanlış yazmışım bir yerde. Pardon. Bunu düzelttim ama çalıştırmadım function'ı. Şimdi bunu tekrar çalıştırdığımda create eğer varsa yani yoksa oluşturacak. Zaten varsa replace edecek. O yüzden çalıştı. Şu an alter ettik onu. High end. Neydi? 133. 133 high end. Çalıştırıyorum. 4,99'du o. Bakıyorum 4,99'a high end. Doğru. Yani başarılı. Demek ki case çok işe yarıyormuş. Bu şekilde hem başlangıç hem de profesyonel bir versiyonunu görmüş olduk.